Şimdi bana sürekli sorduğunuz oyuncak yaparken hangi ipleri kullanıyorsun? Bununla ilgili size bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi iplerimize başlayalım. Hangi ipleri kullanıyorum sırayla göstereceğim. İlk önce farklı oyuncaklar için kullandığım ipleri göstereyim. Mesela böyle hafif tüylü oyuncaklar yapmak istiyorsam şu nakoparisleri kullanıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi kağıdını çıkarmamışım. Bu o kadar yumuşak, güzel bir ip ki, ama bunu küçük yaşta çocuklara oyuncak yapmayalım. Daha 3-4 yaşındaki çocuklar için veya koleksiyon oyuncakları. Bundan çok güzel hırka falan yapabildiğiniz gibi çok güzel tüylü oyuncaklar da oluyor ve dokuları çok güzel. Nakoparis bu tüylü oyuncaklarda ilk tercihim oluyor. Bunu kenara koyayım. Sonrasında kuzu gibi pufidik şeyler yapmak için de Himalaya'nın Dolphin Loop ipliği çok güzel bir ip. Gördüğünüz gibi bunu örmesi biraz zor. İlmekleri görürken falan biraz alışana kadar zorlanabilirsiniz. Geri sökülmesi de biraz zor. O yüzden bu biraz daha doğaçlama örülen oyuncaklarda. Yine de pufidik oyuncaklar için ilk tercihim Himalaya Dolphin. Bunu da kenara koyalım. Genelde kuzu falan için kullanıyorum. Sonra bir diğer tüylü ipim de Himalaya'nın Toffee Baby'si. Bakın bunu 3 liraya almıştım sanırım yumağını. Bu da o kadar yumuşak ve güzel bir ip ki, bunu da yine ayıcık yaparken, hani böyle tüylü bir ayıcık yapmak istediyseniz veya rengine göre tüylü bir zürafa, tüylü bir kuzu, yine bunları kullanabilirsiniz. Bunlar da kesinlikle en sevdiklerimden. Bu 3 iplik tüylü oyuncaklar için seçtiğim favori olan iplikti. Bunları kenara bırakırsak. Şimdi gelelim, normal oyuncak örerken neler kullanıyorum. Birincisi nakopırlanta. Kesinlikle tüylenme vesaire yapmıyor. Bu nakopırlanta serisini oyuncaklarınızda güvenle kullanabilir. Çocuklarınızda da rahatça oynatabilirsiniz. Ve yumuşak bir ip. Bunu kenara koyalım. Sonra hangisinden devam etsem? Alize ile devam edelim. Şurada hemen. Alize'nin bunda açılmamış yumak kalmamış elimde. Bu Alize Cotton Gold serisi. Alize Cotton Gold serisi de oyuncaklar için yine çok uygun bir ip. Her türlü oyuncağınızda bunu kullanabilirsiniz. 2, 2.20 ve 2.5 milimetreyle örebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre. Bir de bunun plus olanı var. Alize Cotton Gold Plus. Bu da, bunda da açılmamış yumak yok diyeyim. O yüzden elimde kalanları gösteriyorum. Bakın bu biraz daha kalın bir ip buna göre. Hani plus olma sebebi kalın olduğunu göstermek. Bakın yan yana koyayım. Gördüğünüz gibi şunu 3 milimle falan örüyorum. Örerken bunu 2 milimle örüyoruz. Gördüğünüz gibi tek farkı kalınlığı. Ama ikisi de kesinlikle en sevdiğim iplerden ve sürekli kullandığım iplerden. Açıklama kutusuna iplerin markalarını tek tek yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Sonra Alize Bahar'la devam edelim. Bakın. Alize Bahar %100 pamuk. Merserize pamuk bir iplik. Fiyatları birazcık yüksek açıkçası bence. Ama kesinlikle oyuncaklar için çok güzel bir iplik. Parlaklığı, dokusu, hani her şeyiyle vazgeçemediklerimden. Bakın şöyle daha yakından göstermem gerekirse. Ben bunu oyuncaklarımda ten rengi olarak kırık beyaza da kullanıyorum bazen. Bir de bunun ten rengi ipliği de var. Elimde olanları gösteriyorum şu an size. Saçlar için, bebeklerde kullandığım saçlar için şu kahverengisi benim en sevdiğim kahverengi. Saç için vazgeçilmezim. Renk kodunu da söyleyeyim. Belki saç için ip arıyorsanız. 179'muş renk kodu. Şu kırık beyazı da bebeklerde ten renginde kullanabiliyorum. 01'miş. Kesinlikle bu ipleri de denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer ki oyuncak yapıyorsanız. Bunları da kenara koyalım. Sonra merserize iplerden demişken Alize'den devam edeyim. Şöyle Alize Bahar. Bu Alize Bahar, merserize Alize Bahar
Yani batik renkli ipler, o kadar güzel renk seçenekleri var ki. Bunlardan renkli oyuncaklar örebiliyorsunuz. Zaten beni takip ediyorsunuz, ördüğüm renkli kedicikleri görmüşsünüzdür. Onlar da alize ile mesela. Bunları onlardan örebilirsiniz. Elbise, hırka, her türlü şey yapabilirsiniz. Ama ben şu an oyuncak için kullandığım ipleri gösterdiğim için oyuncak kısmından bahsedeceğim. Bu renkli oyuncak istiyorsanız veya oyuncaklarınızda renkli elbise istiyorsanız bu iplerde kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Şurayı birazcık böyle toplayayım. Çünkü arka plan çok karışıyor. Sonrasında merseriz iplerden devam edelim. O zaman şu katanya ipler, bunlar da kesinlikle favorim. Şu yine saç için kullandığım favori ipliklerden, numarasını da söyleyeyim hemen, 157'ymiş. Bu da kırık beyaz, yine bebekler için, tavşan için kullandığım ipler, 105. Gördüğünüz gibi bu ipleri çok seviyorum. Ama bu ipler 50 gramlık ve yurt dışından ithal bir iplik olduğu için fiyatları gerçekten pahalı. Ben aldığım en son 5 liraydı ama şu an 6 lira sanırım yumağı. Yani şöyle söyleyeyim. Bir de bu ikisini çok benzetiyorlar. Bakın şöyle yan yana koyayım. Gerçekten yapı ve parlaklık olarak kesinlikle benziyor. Ama Alize Bahar bir tık daha yumuşak bir iplik sadece ve Alize Baharlar 100 gramlık, katanyalar 50 gramlık. Katanyaları da kesinlikle oyuncaklarınızda kullanabilirsiniz. Ve çok fazla renk seçeneği var. Mesela bakın aradaki renk farkını göstereyim. Şu beyaz olanı, bu kırık beyaz olanı. Beyazda tavşanlarımı yapıyorum. Sonrasında yine kağıtlarını çıkarmışım ama katay ipliklerin böyle çok fazla renk seçeneği var. 72 mi 74 mi ne rengi var. Gördüğünüz gibi rengarenk ipler var. Renklerinden de birkaç tane göstermek için bunları da almıştım. Bunları da kenara koyalım. Bir tane daha ithal Katona var burada bir tane de. Bu da Alman markası. Katanya da Alman markasıydı. Bunun Katanya'dan hiçbir farkı yok markası dışında. Biraz daha koyu kahverengi tabi ama yapı olarak diyorum. İkisi de Mercedes'e pamuk ve ikisi de Alman markası. Katona'yı Türkiye'ye tatil için geldiğinde almıştım. Ama bunu satan bir yer yok şu an sanırım. Ama Katanya'yı birçok tuhafiyede bulabilirsiniz. Artık çok yaygın bir şekilde geliyor. Bunlar da 50 gramlık ve bebeklerinizde kullanabilirsiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla Katona'nın renkleri daha çok böyle vintage renkler, daha soluk renkler içeriyor diye gördüm ben. Çünkü ben alırken hep öyle, hiç böyle canlı renkler yoktu. Ama yine de hangi bir kullanayım derseniz ve tuhafiyede bu varsa veya bu varsa veya önceki gösterdiklerim varsa oyuncak için rahatlıkla alabilirsiniz. Bunları da kenara koyalım. Sonra şu ipleri göstereceğim. Bu iplerin nasıl okunduğunu bilmiyorum. O yüzden hiç okuyup da kendimi yormayacağım. Bunu bana bir takipçim kit alıp göndermişti yurt dışından. Bana bir şeyler göndermişti. Ve bunları da oradan gönderdi ve ben bunların yapısına bayıldım. Gerçekten hani iplik firmaları eğer ki izliyorlarsa bu iplerden üretin istiyorum. Çünkü bakar mısınız, bu kadar güzel bir yapı olabilir mi? Kullanmaya kıyamıyorum. Ve elimde sadece 3 tane var. Bakar mısınız şu yumuşaklığı, dokusu o kadar çok hoşuma gitti ki. Hani çok beğendim. Hani eğer yurt dışında yaşayıp da bu iplerden varsa sizin tuhafiyelerinizde, bu ipleri de kesinlikle oyuncaklarda kullanabilirsiniz. O yüzden yurt dışında yaşayan takipçilerim için bunları da buraya koymak istedim. Şimdi devam edelim. Gelelim Gazal Baby'lere. Bakın şimdi söylemek istediğim bir şey var. Bu Gazal Baby Cotton kesinlikle çok seviyorum. Bunları da oyuncaklarınızda kullanabilirsiniz. Ama bu benim oyuncak örerken kullandığım en ince ip. 2 numara bana bunu örerken kalın geliyor ve ben dantel tığıyla örüyorum bunları. Yani şu baby cotton olanı 1.60 ile örmüştüm en son. Kesinlikle çok güzel, bereketli bir ip. Çabuk da bitmiyor.
Bunun da yumağı 4 lira civarında sanırım şu anda. Bir de bunun X large çıktı. X large tam benim sevdiğim gibi. 2-2,5'la örebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Eğer ki çok eliniz sıkı değilse normal Gazal Baby kotonu değil, Gazal Baby koton X large tavsiye ederim. 2-2,5'la örersiniz. Eğer eliniz sıkıysa, yok ben örerim derseniz bunu da tavsiye ederim. İkisini de ben severek kullanıyorum. Bunlar da böyle sarılma şekli en sevdiğim iplerden. Bunları da böyle göstermiş olayım. Koyuyorum. Şimdi sırayla devam edelim. Lanosa Baby Cotton var. Bu Lanosa Baby Cotton'u da çok seviyorum. Yine 50 gramlık bir ip. 3,5 ya da 4 lira olması lazım yumağının. Hatırlamıyorum şu an. Fiyat vermeyeyim çünkü siz bu videoyu bir sene sonra izlerseniz fiyatlar değişmiş olabilir. Bakın yapısı şu şekilde. Bunu da kesinlikle kullanabilirsiniz oyuncaklarınızda. Eğer ki tuhafiyenizde bu iplikten varsa bu ipliği de alıp rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunu da kenara bırakıyorum ve Lanosa'dan devam edelim. İşte burada benim bebeklerim. Lollipop şekerlerim. Ben iplerimi o kadar çok seviyorum ki ip konusunda çok açgözlüyüm. Bakın Lanosa Alara gerçekten çok güzel bir ip. Sadece eğer Lanosa'dan birileri beni duyuyorsa şu beyazın tonunun bir tık daha beyaz olmasını ayarlayabilirler. Nasıl onu birazdan göstereceğim. Ama yine de güzel. Yapıları falan çok güzel. Bu mesela kuzu ayıcık falan ararken bu kahverengi tonu benim en sevdiğim kahverengi tonlarından. Sütlü kahve mi denir, açık kahve mi denir artık ne derseniz diyeyim. Bakın yapısı, o örülmesi çok kolay bir ip. Bu mesela hippo yaparken yine gri kuzu yaparken kullandığım iplerden. Bir de mor iplik var burada. Bir de renk seçeneği çok geniş Lanosa'larının. Mesela şu tonda bir maviyi bulmakta ben çok zorlanıyordum Lanosa ile tanışmadan önce. Ama şimdi rahatlıkla Lanosa ile tanıştım ve bu tonda ipleri çok kolay bulabiliyorum. Pardon, tripoda çarpıyorum ikide bir. Şimdi ve en sevdiğim ip. Beni takip edenler zaten bilir. Kar topu pamuklu bebe. Yani hayranıyım. Kesinlikle kar topu pamuklu bebeğe hayranım. Hani çok güzel bir ip ama maalesef üretimi bitti. Antialerjik bir yapısı var. Bakın örülmesi de çok kolay. Umarım gene pamuklu bebe yapısında iplik üretirler. Beni duyuyorlarsa. Ve hala tuhafiyelerde, hani bitmemiş olanlarda kalanlar olabilir küçük tuhafiyelerde. Pamuklu bebe bulursanız kesinlikle kaçırmadan alın derim. Pişman olmayacağınız bir iplik. Nakodenimle devam edelim. İşte bunlar. Ne kadar güzeller değil mi? Ama bir o kadar da pahalılar. Neyse, fiyatlara girip canınızı sıkmayalım. Nakodenim. Kesinlikle yine çok güzel bir ip. Kalın 3 milimle örülecek yapıda bir ip. Alize Cotton Gold Plus demiştim ya az önce. Onunla aynı kalınlıkta bir ip. İkisini beraber de kullanabilirsiniz. Ben de şu an iki rengi var. Ayıcık falan yaparken kullanıyorum. Büyük bir kuzu yapmak isterseniz yine kullanabilirsiniz. Bu beyaz çok güzel. Tonunu en sevdiğim beyazlardan. Nerede şey? Lanosa. Bakın size göstereceğim. Görüyorsunuz değil mi farkı? Beyazlık farkını. Lanosa'nın tek sevmediğim tarafı beyazın renk tonu. Hani beyaz deyip geçmemek lazım. Gerçekten renk farkı oluyor. Bir şuna bakın, bir şuna. Kar beyazı resmen nakodenim. Bu beyaz biraz da onun yanında mavimsi bir ışık veriyor. Bunu umarım düzeltirler. Sadece tek sıkıntım bu. Ama yine de beyazı da kullanıyorum tabii. Ama nakodenimin beyazlığı çok güzel. Ve bundan çok örülmesi de çok keyifli bir. Kazak falan yine yapabilirsiniz bu gösterdiğim iplerin hepsiyle ama ben oyuncak için alternatif sevdiğim bütün ipleri gösteriyorum. Bunlar da böyle. Nakodenimle yaptığım ayıcığı da göstereyim size. Bakın bu nakodenimle örüldü. Gördüğünüz gibi nakodenimle yaptım ayıcık. Sonra
Lanosoyla yaptığım kuzucuk, bakın. Lanosoyla yaptığım kuzucuk ve pamuklu bebeğiyle yaptığım su aygırım, gördüğünüz gibi. Şunu şöyle bırakayım. Şimdi devam edelim. Şimdi size kartopunun yeni çıkan ipini göstereceğim. Tabi bu kullandım ben, bununla tavşan örüyorum şu an. O yüzden böyle biraz yamuk yumuk duruyor olabilir. Kartopunun yeni çıkardığı bu Baby Natural ipi. Çok güzel. Örülmesi, dokusu falan da çok güzel. Beyazlığının tonunu da beğendim. Güzel. Ama bence biraz katlarına açılıyor. Bükümünü daha iyi yapabilirler. Bakın böyle biraz. Ama örerken çok da sıkıntı çıkarmıyor. Bunda yine 2.20-2.5'la örebilirsiniz. Bunu da oyuncaklarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bana diyeceksiniz. Sürekli ipler pahalı, ipler pahalı diyorsun. Yok mu bunun uygun fiyatlı olanı? Var. Yapmışlar. Hem de çok güzel yapmışlar. Bakın. Şu %100 koton ipler. Bunlar 100 gram ve 3 TL. Ve o kadar çok renk çeşidi var ki. Benim favorim Dila Yarn Koton. Bükümü bunlara göre daha iyi. Ama elinize alıştığında hepsini çok rahat örüyorsunuz. Hepsini nereden alabileceğinizi yazacağım. Bu Dila Yarn Koton'la ben ayıcık ördüm ve çok çok memnun kaldım. Hatta şu elimdeki yumaktaki renkli örmüştüm. Apple iplerle de yine oyuncaklar örüyorum. Şu renklere bakar mısınız? Hani gerçekten uygun fiyatlı ve sağlıklı, çocuklara zarar vermeyecek, yapısı bozulmayacak bir ip arıyorsanız o kesinlikle Apple ve Dila Yarn Koton, bir de Natural Koton, bu çiftlikten biri olmalı. Nereden bu koton ipleri, nereden ulaşabileceğiniz hepsini de açıklama kutusuna yazmış olacağım. Bakın size ayıcığımı da göstereyim. Bakın bunu şu iplikle ördüm. Bu iplikle ördüm. Ve kesinlikle örerken sıkıntı yaşamadım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde iplik çıkmadı hiçbir yerinden. Şu boynundaki atkısı da natural koton. O yüzden kesinlikle uygun fiyatlı ip arıyorsanız, diğer ipler bütçemi sarsıyor diyorsanız Dila Yarn Koton'lara da tavsiye ediyorum. Şimdilik bu kadar. Eğer bu videomu faydalı bulduysanız, beğendiyseniz beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz de çok mutlu olurum. Yorumlara lütfen başka ne tür videolar çekmemi istiyorsanız bana yorum olarak yazın. Size yardımcı olabilecek ve benim çekebileceğim her türlü videoyu çekmeye ben hazırım. Görüşmek üzere.